Şimdi bana göre Çalışma Bakanı emeklilerle bir yerde dalga geçmiş. Yani emekli evine götürecek ekmek parası bulamıyor. Emekli evine süt götürecek parayı bulamıyor. Torununa verecek parayı bulamıyor ki emekli hangi trenle tatile gidecek de indirimden yararlanacak. Zaten şu anda 65 yaşın üzerine indirimden yararlanıyor ama gidemiyor. Yani aldığı 10 bin lirayla mı gidecek? Artı işte yurtlarda demiş indirimden yararlanacak veya işte ücretsiz kalacak demiş. Ben merak ediyorum hangi yurtlarda kalacak? Yurtlarda zaten şu anda Suriyelilerden doldurulmuş. Yurtlarda kalacak yer yok. Ben özellikle Ankara'ya gidince misafirhane olarak yer arıyorum kendime. Her yere Suriyelilerden doldurulmuş. Suriyeliler ücretsiz kalıyor. Emeklerimizin kalma şansı yok. Artı telefondan indirimden. Yani emeklinin az önce söylediğim gibi 10 bin lira aldığı maaştan telefondan konuşacak halim kalmış artık. Telefon parası 300-400 lira emekliye geliyor. Emekli telefon kullanmamaya özen gösteriyorlar. Bu nedenden dolayı ben Çalışma Bakanlığı'nı asli görevine davet ediyorum. Emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmesi için göreve davet ediyorum. Emeklilerimiz bizim 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Emeklilerimizin acilen maaşları iyileştirilmesi lazım. İnsanca yaşayabileceği bir ücret vermesi lazım emeklilerimize. Yoksa oradan indirim yapıyorum, buradan indirim yapıyorum. Bunlar bize göre emeklilerle dalga geçmektir. Onlar asli görevlerine kendileri tekrar tekrar davet ediyoruz. Yani emeklilere bayram ikramiyesi diyorlar 3 bin lirayla. Ya ben soruyorum 3 bin lirayla artık bir tavuk mu alınacak? Bu 1000 lira verildiği dönemde 960 liraydı bir kurban. Emekli 1000 lirayla kurban alabiliyordu. Şimdi 3 bin lira bayram ikramiyesi diyor. Oysa bir kurban 15-20 bin lira. O nedenden dolayı en düşük asgari ücret seviyesine emekli maaşları çıkarılmalı ve yılda 4 maaş tutarında emekli ikramiye verilmeli. Bunun dışında gerçekten emekli şu anda bulunduğumuz arkamda oturan ağaçların altında oturan emeklilerimiz çay parası veremeyecek durumda oldukları için gidip kafelerde oturamıyor, restoranlarda oturamıyorlar, parklarda oturuyorlar. İlk önce bunların çözümünü üretsinler, ondan sonra indirimden yok kahveye kadar yok şuradan yurtlardan yaralanacağını söylesinler. 26'sında tüm emeklilerimizi Ankara'daki mitinge davet ediyoruz. Emekliler ne kadar güçlü olursak, ne kadar örgütlü olursak hakkımızı almak için bir çözüm yolu üretmiş oluruz diyorum. Biz yapılan toplu sözleşme süreçlerinde bizim adımıza memur sen, Türk iş konuşmamalı. O masada bir tane de emekli olmalı. Emekli haklarını en iyi emekliler biliyor. Orada o masada emekliler sorunlarımızı emekliler söylemeli. Bizim sadaka kültürüne ihtiyacımız yok Allah aşkına. Yani bu çalışma bakın herhalde bilmiyor. Zaten trenlerde 65 yaşta indirimler var. 60 yaşta indirimler var. Ne bileyim belediyeler sağ olsun araçlarında, sularda indirim yapıyorlar. Demek ki bunları çok iyi araştırmamışlar. Onlar günü kurtarmak için yapıyorlar herhalde. Söyledikleri de şu. İşte PTSSL'den size şu kadar indirim, işte otellerde bu kadar indirim yapacağız. Bu bıktık artık. Biz insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak için 90'lı yıllarda emekli maaşları %75'ti hesaplanırken. Hazine katkı payları vardı. Bunları versinler. Promosyonları bizi dilenci gibi bankalar arasında koşturtmasınlar. İntibak yasalarını çıkarsınlar. Hiçbir şey istemiyor. Sadece bunları çıkarsınlar. Onların verecekleri şey onların sadakası olsun. Biz istemiyoruz böyle sadaka kültürü. Çünkü gerçekten bıktık. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde siz de mutlaka bu konuyu yaşıyorsunuzdur. 17 milyon asgari ücret. Biz bunun 10 milyonunu alıyoruz ya. Bir de bu 10 milyonu alan insan 11 milyon emekli. 3 milyon 800 bin de 17 bin liranın üzerinde asgari ücret alıyor. Yani dul ve yetimleri zaten saymıyorum. Onlar 4 bin lira, 5 bin lira. Şimdi bu Temmuz maaşında yine kahramanlıklar yapacaklar. Ta geçmişte yaptıklarında biz sizin maaşınızı 7500 liradan 10 bin liraya çıkardık. Hazineden 2500 lira size para verdik. Siz devam edin Aralık ayına kadar 10 bin liraya diyecekler. Çok sıkıştırdıkları zaman hadi bizim de sadakamız olsun 2500 lira daha size verelim deyip 12.500 lira yapacaklar ve halen asgari ücretin yukarısına çıkartmayacaklar bizi. Bu acı bir tablo.
Yani bu bizim ülkemizde, siz de görüyorsunuz, şu banklarda oturan insanların hepsi birer emekli. Yarın bayram gelecek. Bırak eti kendimizde görüyoruz. Şeyde değil yani, o kurbanlıklarda falan filan değil. Yani niye düşürmüyorsunuz? Enflasyonu düşürün. Yani bugün bizim emekli arkadaşların çoğu torunlarını görürken kaçıyorlar ya. Para verebilmek için. Mendil vermekten bile geçeceğiz. Görüyorsunuz pazarları saat 5'ten sonra çürük meyveler, sebzeler almaya çalışıyoruz. Ya Türkiye o kadar karıştı ki, o kadar böyle bıkkınlık, yılgınlık haline geliyor ki. Neresinden bahsedeyim ki? Öğretmenlere bakalım. Bak bugün 20 bin tane öğretmen atanacak. 1 milyon öğretmen var. 1 milyon. Yani satayım, biz Avrupa Emekliler Sendikası'na bağlıyız, FERPA'ya bağlıyız. Bizim dışişlerinden sorumlumuz Ercan Çınarlı oraya delege olarak gittiğinde oradaki emeklerin bize anlattıkları, ki Ercan Başkanım da üzülerek bunu anlatmıştır kendisi. Ne yapıyorsunuz dediklerinde, biz karı koca dünya haritasını alıyoruz. Bu yıl dünyanın neresinde tatil yaparızı düşünüyor emekliler, oradaki emekliler. Biz kendi annemizin babamızın mezarına gidemiyoruz. Ya da çocuklarımız bize gelemiyor. Yani bırak tatili. Yani sokağa çıkarken, ben buraya gelirken bile dünyanın parasını harcayarak geliyorum. Ki hani bana katkı, yani istemiyoruz da katkıyı, düzgünce bu ülkeyi yönetsinler yeter, bir istediğimiz bu. Düşün, ben Ala'dan İzmir'e gelirken zorluk çekiyorum. Yani memleketimize giderken nasıl göreceğiz? Sahil bantlarını nasıl göreceğiz? Yani kıyı kentleri, sahili unuttuk. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani böyle bir süreçteyiz. Bu ülkedeki Avrupa ile Türkiye'deki emekleri arası cehennem kadar bir şey ya, uzak. Yani öyle bir şey. Yani cehennemi yaşıyoruz biz burada. Onlar da cenneti yaşıyor. Hani neresi diyorsanız, cennet de orası, cehennem de burası. Emekler için. Bu böyle yani. Söyleyebileceklerim bunlar. Çok acı. Yani insan bazen dili yetmiyor bu işlere. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. O kadar acı çekiyoruz ki ya, düşünebiliyor musun? İzmir'de 10 bin liraya ev bulabiliyor mu? Biz 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz yahu. Ya hiç mi acımıyorsunuz o sarayda oturanlar, o çift maaş alanlar? Yani ne söylenebilir ki bunlara? Ya bir aç içerisinde bunlar. Yani bir de bunlar kalkıyorlar, bize taltif ediyorlar. Yani bize işte PTT'de şunu vereceğiz, işte trende indirim yapacağız, otobüste indirim yapacağız. Ya sen çift maaş alma. Atatürk'ün bir şeyi vardı oturduğunda, emekli maaş, milletvekilleri maaşları ne zaman, ne kadar olsun dendiğinde, öğretmenlerin almış olduğu maaş kadar olsun dediler. Onlar alsınlar bakalım, öğretmenlerin aldığı maaşlar kadar yaşayabilecekler mi? Yani sıra, o ceylan derilerinde oturuyorlar ya, o ceylan derilerinde otururken acaba bizi ne kadar düşünüyorlar ki? Yani ben düşündüklerini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü onlar sadece ceplerini düşünüyorlar. Bu ülkeyi nasıl daha çok karanlığa iteriz diye düşünüyorlar. Ha biz emekliler bu yılgınlığın içerisinde değiliz tabii. Anlatıyoruz. Ve durmadan da emekli arkadaşlara anlatıyoruz. 16 milyonuz. İşte bu 16 milyon arkadaşlar karınca misali gibiyiz. Yangına damlayla su atmaya gidiyoruz. Ve de yapacağız. Çünkü 31 Mart'ta gördük emekliler. Sarı kartı gösterdi. Bundan sonra kırmızı kartı da göstereceğiz onlara. Bunlar bilsinler. Biz emekliler olarak hiçbir zaman yılmadık. Mücadelemize bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı ki. 10 bin lirayı mı kaybedeceğiz? Kaybedeceğiz, yok olsun bunlar. Yani 10 bin lirayla neler oluyor? Bugün dediğim gibi kirada oturamıyoruz ya. Çocuğumuza hiçbir şey alamıyoruz. Bırak kendimize, çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Yani biz bu örgütlü gücümüzle mutlaka onları devireceğiz. Devireceğiz. Bunun başka yolu yok. Çünkü biz açız. Bu açlığımızı örgütlü mücadelemizle yenerek onları da iktidardan edeceğiz. Onları da mutlaka hak ettikleri yerlere göndereceğiz diyorum. Ben alıyorum 13,5-14 lira para. Şimdi benim gücüm yetmez ki ben gidim şeyde kalayım, yurtta kalayım. Gücüm yetmez gidim. Şimdi ortalık hele olmuş ki, yani Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Şimdi emekli zavallı eli olup pazar olup pazara bile parası yok çıkar.
torunu var. Utanı elini ata cebine, torununa para vere. Emekli bu şartlarla yaşıyor yani. Emeklinin gücü yeter mi? Gide şeyde kala. Yurtta kala. Yurt dediğin hadi diyelim ben ailemi, hanımı aldım gittim. Yurtta 6 kişilik 7 kişilik insanlar orada yatıyor. Ben hanımımla nasıl o 7-8 kişinin içinde yatacağım? Sonra param yok gidip. Bana diyor ki uçakta indirim. Van Türk dünyanın obliz şehri, İzmir bu. Ben param yok ki buradan bana gidip 10 gün 20 gün kalayım. Para yok, para. Para bekliyor, onlar öyle şeye yaklaşmıyorlar ki. Emekli affedersin kağıt gibi almışlar atmışlar çöpe. Emeklinin değeri yok ki. Emeklinin değeri yok. Adam Ali milletvekilidir. Ali 150 lira, 140 lira, valla orasını da bilmeyeyim. Bir de düşünsün emekli Ali 10 lira kardeşim. Şimdi vicdan var, merhamet var. Şimdi merhameti olmayanın imanı da olmaz. Ayette yazıyor, ben demeyeyim bunu. Hemşerim, zenginin de nefsi aynıdır, fakirin de nefsi aynıdır. Şimdi zengin nefsine göre parası var ya, gidi hemen Ali. O fakirde yok. Camdan ete böyle kedi gibi bakıyor. O da nefistir. Merhamet ya. Ben 86 yaşındayım. Ben bugüne kadar, bak bugüne kadar, benim dedem Rus harbinde Atatürk'ün kongresinde Erzurum'da berabermiş. Biz bugün o gündür aynı görüşteyiz. Ama o kadar gelen giden oldu. O kadar yönetim oldu. Ben bu yönetim gibi de açlık, garibanlık, fakirlik görmedim. Hastanesi aynı, postanesi, her şey, her şey. Mesela askere giden garibanın çocuğu zengin parasını veriyor, ben vatanseverim diyor, çocuğunu askere göndermiyor. Bu vatanseverlik mi? Bu kadar bende canım. Peki siz geçinebiliyor musunuz emekli maaşı? Nasıl geçineceksin ya? Nasıl geçineceksin? Hele bereket versin, benim bir gece kondum var. Bir gece kondum var. Acaba o da olmasaydı ne olacaktım? Bu kadar. Yaz aylarında çocuklarınızın yanınıza gidebiliyor musunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Nasıl gidersin? Nasıl gidersin? Ha, şehir içinde otobüs emekliler için bedava. Şehir içinde isteyen yere gidip gelebilirsin. Ama dış tarafa gidemezsin. Bugün ben memlekete gitsem Erzurum'a gidiş gelişin 10 bin lira. Zaten 10 bin lira maaşı.